Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusunun sinüs alan formülü testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Sinüs alan formülü aslında ben özel açı gördüğümde genelde hep böyle tabana ait yükseklikten çözüyorum ama örnek 1'e bakacak olursak mesela 6 tabanına ait yükseklik ya da 4 tabanına ait yükseklikten soru daha kolay bir şekilde çıkar. Ama sinüs alan teoremini de alışmanız lazım. O yüzden ben sinüsten çözmeyeceğim. Sinüsten e, normal dik üçgenden çözülebilirliğini de göstereceğim. Şu şekilde 90'ın karşı 30'un karşısı 2 karşı 2 kök deyip 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den de bulunur. Ya da direkt alan ABC 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60 bölü 2 diyebiliriz. 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 bölü 2 diyebiliriz. E şunlar da gitti. Cevapta kaç yaptı? 6 kök 3 yaptı. Birinci soru 6 kök 3 yaptı. Normalde burada da nasıl yapabilirsiniz? 6 tabanına ait yükseklik hop o da dışarı düşecek. 90'ın karşısı 8 deyip 30'un karşısı 4 deyip 6 kere 4 24 bölü 2'den Cevabı 12 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne yapabilirsiniz? Direkt sinüs. Yani 6 çarpı 8 çarpı sinüs 150 bölü 2 diyebilirsiniz. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30'da 1 bölü 2 eşittir. 6 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2 bölü 2'den 48 bölü 4'ten cevap 12 çıkar arkadaşlar. Örnek 3. 2 üçgenin alanında bir böyle dik bir de böyle dik çizerek 90'ın karşısı 2 kenar 30'un karşısı 1 burası köküştür. Burası da 1 bulup Taban çarpı yüksek bölü 2'den sonuçlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt şeklin alanı arkadaşlarım şu şekilde diyebiliriz. 2 çarpı 6 kök 3 çarpı sinüs 60 bölü 2 artı 2 çarpı 4 çarpı sinüs 30 bölü 2 deyip sonucu ulaşırsınız. Şunlar şunlar gitti. Sinüs 60 dediğimiz kök 3 bölü 2'dir. 6 kök 3 çarpı kök 3 18 bölü 2'den burası 9 çıkar. Artı sinüs 30 bölü 2'ler gitti. Sinüs 30'da 1 bölü 2'dir. 4 çarpı 1 bölü 2'den de burası da 2 çıkar. Toplamda kaç çıkar o zaman? 11 çıkar. Evet sinüse dalışın diye sinüsten çözüyorum bütün soruları. Geldik bir sonraki soruya. Burada da ne yaparsınız? E hocam 4 tabana ait yükseklik çizerek alfa beta'ya dalarak alfa beta beta burası da alfa. 90'ın karşısı 5 ve 90'ın karşısı 11'e 2 oran. Beta'nın karşısı beta'nın karşısı 8'e. Burası da 4 deyip 4 kere 4 16 bölü 2'den 8 bulabilirsiniz. Ya da sinüs alan formülü. Hocam hiçbir şey yapamıyorum. Daha alfabette. Şuraya alfa diyecek olursak burası da alfa ya. Cd üçgen alan 4 çarpı 5 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. E şimdi, şimdi bakacak olursanız sinüs alfa belli mi? Belli. Burası 8 ya. Karşı bölü komşu hipotenüs. sinüs alfa 8 bölü 10'dan dolayı 4 bölü 5 çıkar. Gelirsin burada bunun yerine 4 bölü 5 yazarsın. Şu ikiler de sadeleşsin. 2 yapsın burası. 2 çarpı 5 çarpı 4 bölü 5 yapar. Yani bu da kaç yapar arkadaşlar? 8 yapar. Örnek 4 8 yaptı geldik örnek 5'e. AC 5K buraya da 2K dersek hemen yazalım. Burası 2K'ymış. Ali Bey uzunluğu burası da 5K'ymış. E bunu da taban çarpı yükseklik bölü bulur muyuz? Buluruz. Bu tabana ait yükseklik yaparsam alfa dersem alfadan 90'a geçiş 2 bölü 5. Burada alfadan 90'a geçiş 2 bölü 5'ten yüksekliği buluruz. Ya da şu daha kolay olur. Şöyle 90 çizip alfadan 90'a geçiş 2 bölü 5 ya burası 2A burası 5A yani burası 4 olur. 6 kere 4 24 bölü 2'den cevabı 12 diye buluruz. Normalde ama sinüs üstlerinde bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Buraya alfa dedik ya. Şimdi alan DEC ne eşittir? 6 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Şunlar sadeleşse 3 kaldı. Yani 3 çarpı 10 çarpı sinüs alfa dediğimizde alfanın karşı bölü hipotenüsü nedir? 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5'ten dolayı. E burada şunlar sadeleşince burası da 2 yaptı. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 Sinüs alan formülünden de bu şekilde bulmuş oluruz. Yani cevap 12 çıktı. Geldik yukarıda kenar uzunlukları birim cinsinden verilen üçgenlerin alanları toplamı en fazla kaç olur diye soruluyor. Arkadaşlar bir üçgenin alanının en fazla olması için alfasının en büyükte olması lazım. Yani sinüs alfanın en büyükte olması lazım. Sinüs alfanın, alfanın aralığı nedir? 1 ile eksi 1 arasında olduğu için sinüs alfayı ne alırız arkadaşlar? 1 alırız. Yani şurası 90 derece olduğunda olur. Ya da burada kaçı 90 derece? Yani kenarlar arasındaki kaçı 90 derece olduğunda en fazla alan oluyor. 5 çarpı 6 bölü 2 bir tanesinin alanı ya da sinüs alfa bölü 2 diyebilirsiniz. Sinüs alfa yerine 1 yazdık ya 1 bölü 2. Ya yani aslında 90 alfa 90 kere oluyor da. Ya da öbürü de 4 çarpı 7 bölü 2. 30 bölü 2'den 15 artı 28 bölü 2'den 14 topladığımız zaman da 29 yapar. Örnek 6'yı böylelikle 29 bulduk. Ve gençler bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlere başlıyoruz. ÖSYM tarzı test bir de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.